Bu iş tüzük zaten parlamento çoğunluk partisinin çok riayet ettiği bir iş tüzük değil. Çoğunluk biziz, istediğimizi yaparız kafası, yanlış bir kafa. Parlamento gündemine hakimdir diye söylenmiş bir laf üzerinden tüzüğe aykırı bir sürü iş ve işlem burada yapılıyor. Parlamento gündemine hakimse bunu, bu lafın başkanlığa, tüzüğe gerek yok ya. Daha önce de söyledim. Seçimden sonra parlamentoya da gerek yok. En çok oy olan parti genel merkezinde kanun yaparsınız. Eğer yetmiyorsa ittifak ettiğiniz partiyle birlikte bir yerde toplanırsınız, kanun yapar geçersiniz. Bu parlamentoya ne lüzum var? Milletten aldığınız destek sizde büyük bir çoğunluk, ağır bir çoğunluk şımarıklığına yol açtı. Hep söyledim, bir kere daha inatla söyleyeceğim. Demokrasi el kaldıran iki ördeğin bir file üstünlük sağladığı rejimin adı değildir. Benim çoğunluğum var, istediğimi yaparım. Yap. Yap da kanun, nizam, kural, iş tüzük, bunlara saygı göstermiyorsan sen her vesileyle çıkıp burada ileri demokrasi masalı anlatmayacaksın. Değerli arkadaşlar, parlamento önce şu KHK'ları buradan geçirsin. Bu KHK'ları buradan geçirmeyen bir parlamento asli görevini yapmayan, asli görevinden uzaklaşmıştır. Sonra bu parlamento ve bu iktidar grubu 15 Temmuz'u yüzleşsin kardeşim. Çözüm süreciyle yüzleşsin. 17-25 Aralık'la yüzleşsin. Terörle mücadelesizlikte ya da yapılan yanlışlarla yüzleşsin. Yaşam tarzı siyasetinin, inanç siyasetinin, etnik siyasetin bu ülkede nelere mal olduğuyla yüzleşsin. Dünya ile olan kavganızın ve sonuçlarınızın Türkiye'de nelere mal olduğuna ve olacağına ilişkin değerlendirmelerle yüzleşsin. FETÖ'ye teslimiyetinizle, IŞİD'e empatinizle, PKK ile ilgili tutarsızlığınızla da yüzleşmek AK Parti'nin bir an önce yapması gereken işlerdir. İsrail'le çelişkiler noktasında Mavi Marmara dahil yapılan yanlışlarla AK Parti yüzleşmelidir. Allah'tan af, milletten helallik dileyerek bu sorumluluklardan kurtulamazsınız. Bu dünyası var, öbür dünyası var. Adliyeleri ele geçirdik, bize bir şey olmaz zannetmeyin. Ergenekon, balyoz, kumpas davalarında kürsüde oturan hakimler şimdi sanık sandalyesinde. Ve AK Parti bir şeyle daha yüzleşsin. Yargıyı siyasallaştırmanın Türkiye'ye nelere mal olduğu ve mal olacağıyla da AK Parti'nin yüzleşmesi lazım. Bu cumhuriyetin laik niteliği, bu devletin hukuk devleti olma özelliği size 15 yıldır bu ülkede iktidar imkanı sağlamıştır. Milli eğitimde müfredat değiştiriyorum diye müfredattan ve ders kitaplarından Mustafa Kemal Atatürk'ü çıkarmak size bir şey kazandırmayacak. Bir tane tavsiye. Bu milletin AK Parti seçmenleri dahil gönlünden ve kalbinden Mustafa Kemal Atatürk'ü silmek sizin haddiniz değil. Sizin içinizde de Atatürk'e sevgiyle, saygıyla bağlı olan insanların olduğunu biliyorum. Öyle bir şey yok. Yoksa yapalım bir konferans. Milliyetin müfredatını yatıralım masaya. Olur mu öyle şey? Ve göreceksiniz, bazen insanların dokunduğu şeyler yakar. Bugünlerde sizi yakacak şeylere dokunuyorsunuz. Benden söylemesi, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.